Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Cemal Azar, hayalini kurduğu vücut geliştirme şampiyonu olabilmek için yaşamına yeniden yön vererek hayatına sporu kattı. Oğullarının evde su şişeleri ve damacana ile ağırlık çalıştığını gören kahraman ailesi, Cemal Azar'ı doktorlarının tavsiyesiyle spor salonuna gönderdi. Fitness sayesinde 15 yıldır kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak ayağa kalkan kahraman, sporla engellerin ortadan kaldırılabileceğini ortaya koydu. İlham Ertem Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisi Cemal Azar Kahraman yaptığı açıklamada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonunda 3 yıldır düzenli olarak fitness yaptığını söyledi. Kahraman spor yapmayı sevdiğini belirterek şunları aktardı. İlk başta ben kendi imkanlarımla evde yapıyordum. İşte su şişesi olsun, işte kanepeler, koltuklar, kapılar falan. Kendi imkanlarımla yapıyordum. Sonra babama söyledim. Ben dedim evde yapıyorum bir yıldır falan. Biz dedim bu işi biraz daha profesyonelleştirelim. Sonra babamla konuştum. O da geldi. Buradaki müdürlerimize durumu anlattı. İl müdürümüze. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldu bize. Tüm engellerin spor ile aşılabileceğini vurgulayan kahraman şunları kaydetti. İlk başta benim de boşverin. Diğer engellere örnek olması adına ben bunu yapmaya çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla. Hani niye engelliler dendiği zaman köşeye atılıyor ya da işte önemsenmiyor, ne olur bundan falan diye kenara atılmasın. Herkes elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışsın. Engelliler bugün bir olur, yardım ederseler iki olur, üç olur, bir sürü şampiyonumuz olabilir. Baba Serdar Kahraman da evladı için her fedakarlığı yapacağını dile getirdi. Operasyonlardan sonra spor yapmanın gereksinimini söylediler doktorlar. Dediler spor yapması, spora tutulması lazım. Tekerlekli sandalye dedi, nasıl spor yapabileceğini düşündük. Evde kendisi de bu konuşmaları duyduktan sonra doktorun ağzından evde yapabileceği sporları yapmaya başlamış oturduğu yerden. Çekyat kaldırmış, evde bir takım kendine göre ağırlıklar yaratmış, onlarla hayata vaktini geçirmeye uğraştırmış. E-spor müdürlüğümüzde sağ olsun müdürlerimiz bize zorluklar göstermeden önümüzü açtılar. Gerekli ulaşımı, gerekli buradaki tüm fiziksel eşyaları temin ettiler. Bir takım zorluklu içerisinde yaşayan kardeşlerimize örnek olur ve ben de anne babalara örnek olurum inşallah. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fitness Antrenörü Hafize Sadık ise 3 yıl önce tekerlekli sandalyeyi spora gelen Hazar'ın düzenli antrenmanlarla yürüyecek duruma geldiğini anlattı. Hazar'ın okuldan sonra salona geldiğini dile getiren Sadık şunları söyledi. Hazar buraya başladığından itibaren tekerlekli sandalyeyle ulaşımını sağlıyordu. Ama şimdi yürüyebilecek duruma geldi düzenli antrenmanlar sayesinde. Haftada 3 gün 1 saat çalışma yapıyoruz.